Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda bugün yani 28 Eylül Salı günü BİM'e yeni gelen aktüel ürünleri deneyeceğiz. Bugün Dünya Kahve Günü'ymüş ve BİM'de Dünya Kahve Günü'ne özel kahve temalı aktüel ürünler hazırlamış. Öncelikle ben broşürdeki her ürünü almadım. Sadece ilgimi çeken ürünleri aldım. Mesela şu tereyağlı kurabiyenin bir de ballı tereyağlı versiyonu vardı. Onu almaya gerek görmedim. Çünkü zaten gereksiz pahalı gibi geldi bana bu da. Şu çikolatanın naneli kahveli olanı vardı. Ya da bitter naneli miydi, o tarz bir şey. Onu da bulamadım. 4-5 tane BİM gezdim ama bulamadım. Belki başka bir yerdeki BİM'de bulursam ayrıca deneyebilirim onu. Merak ediyordum çünkü. Bir de portakal dolgulu bitter çikolata vardı Buono'nun. Onu da tercih etmedim. Aldığım ürünler burada. Milka'nın Choco Cookies gelmiş. Süsse'nin kakao krema dolgulu bisküvisi. Topitanem kahve topları. Buono'nun kahve kırıklı bitter çikolatası. Ve Pasta Milan isimli bir markanın tereyağlı kurabiyesi. Videoyu aynı gün koymak istediğim için kanala bildirim biraz geç gelebilir. Kusura bakmayın. Şimdi isterseniz ürünleri denemeye başlayalım. Şu topitanemle başlayalım diyorum. Şunları kaldıralım. Evet, topitanemi belki çoğunuz biliyordur. Çıtır böyle çikolata kaplamalı, içi gofret tarzı bir topları var. BİM'de satılıyor yine. Şimdi kahve topları diye bir şey yapmış. Hurma, kakao ve fındık var içeriğinde. Fiyatı 7 lira 90 kuruş. 96 gramlık bir paket. Kalorisi 100 gram için 290 kalori. İçindekilere şu şekilde bakabilirsiniz. Kilitli paket yapmışlar. Güzel olmuş. Bakalım hemen. İçinde de bayağı az varmış bu arada. Yani 8-9 parça bir şey var. Gramaja göre fiyat yüksek gibi ama bakalım nasıl bir ürünmüş. Oldukça yoğun kahve kokuyor ama belki siz de görebilirsiniz. Sanırım granül kahve kullanmışlar. Yani çok garip olmuş bu. Yani Nescafe tanelerini mi yiyeceğiz biz şimdi? İlginç. Deneyelim bakalım. Evet, ürünü denedim. İçinde bir tane hurma var tam ortasında. Hurmanın hemen çevresinde bir kakao dolgusu var. Fındık parçası bana hiç gelmedi diyebilirim. Bu Züber'in falan da var. Lifli ürünleri. Onlara benziyor. Ama şu yani üzerinde granül kahve kullanmaları çok kalitesiz olmuş. Çok kötü olmuş bence. Yani kim hazır kahveyi bu şekilde yemek ister ki? Normal bir kahve aroması falan kullanın bari. Yani filtre kahvenin bir aromasını kullanın, bir şey yapın. Yani kahve severleri kahveden soğutacak bir ürün diyebilirim. Pakette de renklendiricisiz, vegan ve yüksek miktarda lif içerir diye yazmışlar ama ürünü sağlıklı bir şey gibi konumlandırmışlar ama yani üzerine işlenmiş hazır kahve koymuşlar. Yani ilginç. Ben tadını pek beğenmedim. Bu tarz ürünleri sevenler vardır mutlaka ama dediğim gibi en azından şu granül kahve olmasaymış biraz daha yenilebilir bir ürün olurmuş. Şimdi hemen diğer ürünlerden birine geçelim. Evet, şimdi bu Süsse yine BİM'e özel bir markalardan biri. Kakao krema dolgulu kahveli bisküvi diyor. Sıralama olarak kötü olduğunu düşündüğüm ürünlerden başladım. 3 paket var bunun içinde. Biskrem gibi bir şeye benziyor gördüğünüz gibi. 3x80 gram diyor. Fiyatı da 4 lira 95 kuruş. 100 gram için 519 kalori. Venüs bisküvi üretiyormuş bunu. Şurada da içindekiler yazıyor. Kahve %1,5 demiş. Kahve aroma vericisi de var ayrıca. Kahvenin granül kahve olup olmadığını belirtmemişler. Paketi açalım bakalım. Hoş bir kahve kokusu geldi bundan paketi açınca. Güzel, paketlerin üzerine son kullanma tarihi yazmışlar. En son etinin Hindistan cevizli o burçağında kremalısında bile yazmıyordu yani, hatırlıyorum. Güzel. Evet, ürünün yapısı tamamen biskrem gibi, biraz daha koyu gördüğünüz gibi. Alt kısım da aynı. Deneyelim bakalım. Evet, bakın bunda kahveyi daha düzgün kullanmışlar. Kahveyi bu bisküvinin ununda kullanmışlar. İçindeki kakao kreması dolgusundan herhangi bir kahve tadı yok. Tadı çok mükemmel olmasa da gayet güzel, yenilebilir bir ürün. En azından o dandik granül tadını veya işte dokusunu hissetmiyorsunuz. Daha güzel ve çok da daha uygun fiyata güzel bir ürün yapmışlar bence. Başarılı. Biskreme göre falan düşünürsek biraz daha yoğun tabii. Çok hafif bir bisküvi değil. Zaten kalorisinden de görmüştük, 500'ün üzerine kalorisi vardı. Şimdi şu bitter çikolataya bakalım kahveli, ne dersiniz? Evet, şimdi de Buono'nun kahve kırıklı bitter çikolatasını deneyeceğiz. Üstün lezzet ödülü almış. Ya ürün yeni çıktı. Ne zaman gönderdiniz ya oraya? 3 yıldız almış hem de. 100 gramlık bir çikolata. Kahve kırıklı diyor. Umarım kahve çekirdeği kullanmışlardır. Bakalım hemen. 100 gramda 532 kalori. İçindekilere bakalım. Kahve kırığı diyor. %4. Herhalde çekirdeğin kırığı bu. Kakao kuru maddesi %42. %42 bitter diyebiliriz yani. Üreticimiz Detay Gıda. Zaten bütün çikolataları o üretiyor BİM'deki.
Güzel böyle lintlere benzeyen bir kutu yapmışlar. Evet, folyo ve çikolatanın bu şekilde ayrılması da aynı lint gibi olmuş. Bakalım çikolatası da benziyor mu? Çikolatanın kokusu güzel. Kahve kokusu da geliyor. Kahveler sanırım parçalı parçalı içinde ama küçük taneler halinde herhalde. Sıralım bakalım. Evet, bu çikolata cidden güzel çıktı. Gerçekten detay gıda uzun zamandır ben böyle güzel çikolata yaptığını hatırlamıyorum. Gerçekten güzel yapmışlar. Çok aşırı acı bir çikolata değil. Tam kararında bitter için. Kahvenin çekirdeklerini kullanmışlar. Çıtır çıtır ağzınıza geliyor. Bu kahve dünyasındaki falan çekirdekli kahve çikolataları seviyorsanız çok hoşunuza gidecektir. Bitter çikolatayı sevenler de bence bir denesinler. Gayet güzel bir ürün yapmışlar valla. Fiyatı neydi bunun? Fiyatına bakayım. Fiyatı da 6,5 TL. Bence 100 gramlık bir çikolata için, böyle kaliteli bir çikolata için gayet iyi. Cidden lezzet ödülünü hak etmiş diyebiliriz yani bu ürün için. İşin garip tarafı, gittiğim BİM'lerde de bu ürün hiç satılmamıştı bu arada. O naneli olan çikolata satılmış, bitmiş her yerde. Kutusu bile yoktu çoğu yerde. Ama bu full duruyordu. Yani 5 ya da 6 BİM gezdim o naneliği bulabilmek için. En son o kalmıştı. Yani oralarda bu çikolata çok fazla tercih edilmemiş, ilginç. Belki merak edenler bu videoyu izledikten sonra denerler. Bitter çikolata ve dediğim gibi kahveli çikolataları sevenler mutlaka denesinler. Şimdi şu tereyağlı kurabiyeyi deneyelim bir de. Evet, Pasta Milan diye bir marka tereyağlı kurabiye diyor. 140 gramlık bir ağırlığı var. Fiyatı biraz yüksek geldi bana. 7 lira 90 kuruş. Damak Gıda diye bir firma üretmiş bunu. Bilmiyorum ne olduğunu. %32 tereyağlı diyor. Bir de bunun ballı tereyağlı olan versiyonu vardı ama tam emin olamadığım için ben bunu tercih ettim şimdilik. Çok güzel bir şeyse eğer onu da alıp deneyebilirim. Duruma göre değişir. Böyle karton dikdörtgen bir kutuda sunmuşlar. 100 gramda 537 kalori var. Deminki bitter çikolatadan bile yüksek kalorisi var. Tabi bunun çoğu yağdan geliyor ve şekerden geliyor. İçindekilerde farklı bir şey var mı ona bakıyorum. Evet, farklı bir şey yok. 7 Eylül'de üretilmiş. Oldukça taze. Umarım şu IKEA'daki tereyağlı kurabiyeler kadar güzeldir. Ve pişman olmayız. O açılıp kapanabilir bir karton kutu. İçinde yine folyolu bir ayrı bir paket var. Onun da içinde plastik bir kutu var gördüğünüz gibi. Baya buram buram tam tereyağı olmasa da margarinimsi bir tereyağı kokusu var. Böyle çiçek şekli var üzerinde gördüğünüz gibi. Ya, kokusu fena değil. Bir de tadına bakalım. Evet, bunun da tadı güzelmiş. Birazcık yoğun, birazcık ağır. Yani herkese hitap etmeyebilir tereyağı yüzünden. Ama tadı güzel. Dokusu, un kurabiyesi dokusu gibi ağzınızda dağılıyor, parçalanıyor. Çok böyle sert bir bisküvi değil. Isırması falan çok kolay. Hemen damağa geldiğinde de o tereyağı tadını yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Kahveyle değil de bence özellikle çayla çok güzel gideceğini düşünüyorum. Kahve için birazcık ağır kaçabilir mi diye düşünüyorum da Türk kahvesiyle belki espresso ile güzel gider. Ama bence çayla çok daha güzel gider. Ama kaliteli bir ürünmüş. Fiyatı yine bir tık yüksek olsa da özellikle tereyağlı bisküvi sevenler, tereyağlı kurabiye sevenler bence denesinler. O İtal markalarınkiler IKEA'da falan satılan biraz daha ince oluyor bundan. Sanki biraz daha lezzetli onlar. Ama bunun da onlardan aşağı kalır yanı yok bence. Gayet güzel bir ürün. Şimdi şu sonuncu olan ne var? Milka'yı deneyelim. Evet, son ürünümüz de Milka'nın Choco Cookies'i. Klasik Milka paketinde gördüğünüz gibi Cookie Sensations falan denemiştik daha önce. Onlara benziyor ama tam onlar gibi de değil, farklı bir ürün. Sütlü çikolata kullanılmış bir kurabiye. İçi dolgulu değil. 100 gramda 494 kalori. Bir tane kurabiyede de 69 kalori var. İçinde kaç tane var onu yazmışlar mı acaba? Herhalde yazmamışlar. Şuradan içindekilere bakabilirsiniz. Kent Gıda ithal etmiş. Kaloriyi söylemiştik zaten. 12 tane varmış içinde. Onu da yazmışlar. Başka da pakette bir şey yok zaten. Açalım bakalım. Evet, kurabiyemizin şekli bu. Bizim bildiğimiz biskremlerden işte Tutku'dan falan iki kat daha büyük diyebilirim kurabiye için. Şöyle avucumda da göstereyim hatta. Çikolata dolguları bol gözüküyor. Kokusu biraz ağır geldi ama deneyelim bakalım tadı nasıl. Evet, bu da güzel kıtır kıtır bir kurabiye. Bizim hanemellerin şu çikolatası özellikle daha kalitelisi olarak düşünebilirsiniz. Kurabiye kısmı da biraz daha çıtır olarak düşünebilirsiniz. Aralarındaki bu en pahalı ürün buradaki ürünlerin. 11 lira 90 kuruş ama 166 gramlık ithal bir ürün için normal bir fiyat artık. Çikolatalar dediğim gibi klasik Milka çikolatası. Gayet lezzetli. Kurabiye de gayet iyi.
Yorumlarda bir arkadaş yazmıştı Milka'yı zengin ettin diye. Haklı valla. Bir sürü Milka ürünü denedik. Milka da sürekli sanki ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri önümüze koyuyor gibi. Özellikle bu kurabiye çeşitlerinde. Benim denemediğim hala dolapta 4-5 çeşit kurabiye var bu arada Milka'nın. Evet, bu şekilde hazır çıtır çıtır kurabiyeleri seviyorsanız, hanemeller tarzı kurabiyeleri seviyorsanız biraz daha kalitelisi olarak düşünebilirsiniz onları. Bundan da bayağı büyük kurabiye. İçinde 12 tane var. Fiyata vurduğumuzda ithal bir ürün için mantıklı. Bakın bu filtre kahveyle falan güzel gider gerçekten. Amerikan öyle filtre kahveyle. Tavsiye ederim. Evet, bugün BİM'e aktüel olarak gelen bütün bu ürünleri denedik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.